Dünyanın enerji kaynağı güneştir. Bundan dolayı dünya güneşe muhtaç gibi görünür. Peki öyle midir? Bir sabah uyandığımızda güneşin doğmadığını düşünelim. Güneşin bir anda yok olduğunu ve geriye gelmediğini. Tabii ki bu yalnızca bir varsayımdır. Dünya güneş etrafında dairesel bir çizgiyle ilerler. Ama güneş olmayınca böyle bir şeye ihtiyacı kalmayacaktır. Yörüngede durmayacak, ileriye atılan bir top gibi gitmeye başlayacaktır. Düz bir çizgide gitmeye başlayınca uzayın bilinmeyen yerlerine girilecek, hiç görülmemiş şeyler görülecek ya da başka bir gök cismiyle çarpışılacaktır. Tüm dünyaya o anda korku hakimdir. Dünya güneşin yok olduğunu o anda fark edemeyecektir. Çünkü güneş ışınları dünyaya 8 dakika sonra ulaşmaktadır. 8 dakika sonra güneş olan kısım karanlığa bürünecektir. Diğer kısım ise ayı gözden kaybeder. Güneşin ışığını yansıtan ay o an kapkaranlıktır. Haftalar içerisinde tüm denizler buzlarla kaplanacak, akmakta olan şelaleler bile buz kütlesi haline gelecektir. İnsanoğlu su altından sağladığı yiyeceklere artık ulaşamayacaktır. Birkaç gün içerisinde yağmur yağışları yerini kar yağışlarına bırakacak, birkaç ay içerisinde de buharlaşma olmadığından dolayı kar yağışları da duracaktır. İnsanlar ısının çaresini aramaya başlayacaklar. Bunun ise görülen tek çaresi jeotermal enerjiler. Dünyanın çekirdeğinin sıcaklığı öyle kısa sürede soğumayacaktır. Bu enerjiye sahip çok fazla ülke ise yok. Türkiye bu konuda oldukça şanslı olduğundan akın akın insan gelecek. Ancak şartlardan dolayı zenginler buralarda yer bulacak, fakirler soğukta donmaya bırakılacak. Bitkilerin fotosentez yapabilmesi için güneşe mutlaka ihtiyaç vardır. Ancak güneş olmayınca tüm ağaçlar yalnızca ısınma amacıyla kullanılacak. Toprak buz tutmadan kısa süre önce her yeri mantar kaplayacak. Güneşe ihtiyaç duymayan mantarların hangisi zehirli, hangisi zehirsiz derken birçok insan ölecek. Hava güneş olmadan bir yıl içerisinde -100 santigrat dereceye kadar düşecek. -100 derece hiç de küçümsenecek bir soğuk değil. -30 derecede insan nefes almakta zorluk çeker. -40 derecede gözyaşları donmaya başlıyor ve göz kapakları birbirine yapışıyor. -100 derecede ise donması en zor maddelerden saf alkol bile donuyor. Yaklaşık 10 yıl sonra hava sıcaklığı -250 santigrat dereceye kadar düşer. Bu sıcaklık ise hiçbir canlıya uygun değil. Dünya nüfusu neredeyse yok olacak. Sadece ileri teknoloji sahipleri ve sayılı zenginler hayatta kalabilecek. Bu sıcaklıkta havada bulunan oksijen donacak ve denizlerin üzerine yağacak. Artık nefes almak imkansız. Bu soğuk insanoğlunun dış görünüşünü de etkileyecek. İnsanlar kısa süre içerisinde yedikleri yemeklerle yağ depolayacak. Daha şişman gözükecek. Soğuğun etkisinin sürekli hissedilmesi gözlerin küçülmesine, göz kapaklarının daha da çekilmesine neden olacak. Zaman geçtikçe insanların soğuktan ötürü yüzleri esmer, vücutları ise bembeyaz hale gelecek. İnsanoğlu kısa süre içerisinde yeryüzünde yaşayamayacak hale gelecek. Çareyi ise dünyadan kaçmakta ya da yer altına sığınmakta bulacak. Tüm teknolojisini kullanıp tıpkı dünyaya benzer Kepler'e gidebilir. Ya da dünyada yeraltı tünelleri açıp burada yaşamaya başlayabilir. Ancak her ne olursa olsun güneş kaybolduktan sonra İnsan bir zamanlar yeryüzünde yaşadığını unutacaktır. Yapılan her yorum okuyorum. Bana videonun altında yer alan diğer sosyal ağlardan da ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.